Merhaba arkadaşlar, ben Tolga Çolak. Ben Frekans. Bugün sizlere Sony'nin bir aksiyon kamerasını inceleyeceğiz. Daha önce aksiyon kamerası kullandın mı hiç? Daha önce... Baştan başlarız. Bugün sana çok farklı bir cihaz olan aksiyon kamerasını göstereceğim. Aslında Sony'nin 4K'lık bir video performansı sunan bir aksiyon kamerası. Daha önce hiç kullandın mı? Daha önce GoPro 3 kullanmıştım. Onu da drone'la birlikte belirli bir yükseklikten çekim yapmamız gerektiği için kullanmıştık. Ama hani bana yeterli gelmiyordu. Düşük ışık performansı iyi değildi. Ama hani motosiklet kullanırken ya da böyle adrenalin yüklü sahneleri... Araba sporlarında falan, otomobil sporlarında ihtiyaç falan. İhtiyaç duyduğun zaman yeterli olabiliyordu gündelik çekimlerde. Ama artık hani benim bildiğim kadarıyla, gördüğüm kadarıyla piyasada şu an CMOS sensörlerde Sony bayağı iyi adımlar atmaya başladı. 4K kanadında hani biliyorsun 6300. En son çıkan 4K kamera 6300'de. Aynasız makinelerde falan bayağı ilerledi. İyi yani, bir yol kat ettiğini söyleyebilirim. Bayağı iyi bir yol kat etti. Hatta ve hatta hani Sony 4K aksiyon kameraya geçmeden önce şunu da söylemek istiyorum. Canon'un birçok 70D, 80D gibi makinelerine nazaran çekim kalitesi bakımından hani bu aynasız ufak makineler düşük ışıkta acayip iyi video performansı sunabiliyor. Düşük noise ve yüksek detay ve aynı yüksek zamanda... Yüksek detaylı ve görüntü netliği açısından bayağı avantaj sağlıyor bize CMOS sensörlerin yeni gelişmiş halleri. Açıkçası hani bu kamerada da çok merak ediyorum. Çok fazla aksiyon kameralarıyla haşır neşir bir şekilde ilerlemedim ama hani merak duyuyorum açıkçası. Aslında yani şu olarak bir aydır ben de bununla ilgili güzel şeyler anlatacağım sana. Ben de öyle ümit ediyorum. Çünkü ciddi anlamda Sony'nin şu son dönemde yaptığı atılımları çok seviyorum. Evet. Güzel performans bir bakımından iyi bir yol kat etti. Yine de iyi bir yol kat etmesine nazaran 6000 modelinde keşke mikrofon girişi olsaydı diyorum. Bunun da altını çiziyorum. Ufak bir Sony'ye göndermemizi de yaptık burada. Bu videoyu eğer izlerse oradan yetkili kişi bir sonraki modelde bakarsın mikrofon yuvasını koyarlar. Şeyde koydular 6300'de. 6300'de koydular. Ama LCD ekranının dışarıya dönen bir yapımı. Belli bir açı hani yukarı ve aşağı doğru belli açılarda dönüyor ama işte kimi insan hani yukarı ekrana dönen cihazları tercih ediyor. Kimisi yana doğru açılanları tercih ediyor. Aslında firmaları en çok zorlayan bir handikap. Evet, handikap. Çünkü kullanıcı farkı orada çok şey oluyor, hani bariz bir ayırt ediliyor. Kimisi dediğim gibi ben vlog tarzı çekiyorum diyor, yukarıya kalksın diyor. Aynen. Kimisi de diyor ki yana doğru açılsın, ben farklı açılarda çekiyorum, hem yandan daha net görüyorum diyor. Evet, doğru. Onun farkları oluyor. Dilersen şeye geçelim, aksiyon kamerasına geçelim. Artık geçmeyi çok istedim. Artık geçelim yani. Direkt Sony'nin 4K olan modeli, yani FDR1000V olan modeli var şu anda elimde, gördüm. Yaklaşık bir aydır bende zaten makine. Güzel aksiyonlar yaşadım. Şöyle bir tasarımdan başlamak istiyorum sana. Cihazın normal alıştığımız şeylerden farklı bir tasarımı var. Hero GoPro serisinden olsun, Xiaomi serisinden olsun farklı bir tasarımı var. Hani onlar biraz daha böyle şu şekilde göstereyim. Kare ya, şöyle. Evet. Kare bir forma sahipken. Bu biraz daha hani balık misali, uzunlamasına ve oldukça da geniş açılı bir sensöre sahip. 170 derece ve 120 derece iki farklı çekim açıları var. Yani 180 derece neredeyse bir yarım daire kadar bir alanı çekiyor. Aslında bayağı geniş bir görüş alanına sahipmiş yani. Tabii çok geniş bir alanı var ve bunu çekerken de hani doğal panorama... Aynen, doğal panorama ve fisheye efektini çok az veriyor. Fisheye yani, efektini çok az veriyor. Bu da iyiymiş açıkçası. 120 derecede neredeyse yok. 170 derecede hani yine kenarlarda yumulma var. Ama öyle abartı bir şekilde yumulma bariz bir şekilde görünmüyor. Boyutlarından biraz bahsedecek olursak mesela 88 milime 51 milimlik bir boyutu var. Hani boyut biraz büyük olduğunu söyleyebilirim zaten. Hani sen de görüyorsun bayağı bir kaba bir şey var. Hero 4'e nazaran, daha kaba bir görüntüye ve sahip. Bir de case var. Case var, bir de ağırlığı da var aslında cihazın. 115 gramlık bir ağırlığı hani biraz ağır hissettiriyor yani kendini. Hani bir kask mesela, kask kamerası olarak bunu kullansan
Şöyle yan taraftan bağladığını düşünsen kafam böyle sürekli sağa ya da sola çeker. Sağa ya da sola çeker. Gerçi 115 gram yani kulaklıkla dolaşan bir insan olarak ben bende şöyle bir şey uyandırdı. İdare eder ya, ben benim için bir problem olmaz diye düşündüm. Çünkü ya 300-400 aslında gramlı kulaklarla dolaşırken 115 gram beni etkilemez. Ama birçok aksiyon kamerasıyla haşır neşir olan insanların dikkatini çekti. Aksiyon sporlarında özellikle zaten hafiflik çok önemli. Çünkü senin hızlanmanı falan da etkilediği için burada Sony'nin şöyle bir avantajı var. Hani tasarım da büyük, tamam diğer modellere nazaran. Ama formu sayesinde rüzgarı bayağı bir şey yapıyor. Aynen, rüzgarı kesiyor. Aynı açıdan bayağı şey. Tasarımda onu fark ettim zaten. Yani ince olması, kesmesi... Direkt keserek böyle yararak şey anlamına yapıyor, geçiriyor. Bu açıdan iyi, yüzerken de iyi. Yani. Yüzerken de iyi oluyor. Hani şey gibi tutuyorsunuz, bir selfie çubuğu falan bağladığın zaman böyle bir çekiç misali görünüyor tasarımda. Bayağı böyle tatlı bir balıkla yüzüyormuşsun gibi falan bir görüntü oluyor. Tasarıma baktığımda micro SD girişi var, HDMI çıkışı var gördüğüm kadarıyla. HDMI çıkışı var, micro USB'miz var. Batarya var muhtemelen burada. Ya cihazı case'inden çıkarttık arkadaşlar zamandan tasarruf etmek için. Kesinlikle. En son bir soru sormuştum Tolga'ya. Batarya boyutunu sormuştum. Batarya yani boyutunu, ya batarya kapasitesini. Hemen oradan açıp bakabilirsin. 240 mAh'lik bir bataryası buluyor. Bu arada arka tarafının kilitli olduğunu da fark etmişsin. Evet, kilitli olduğunu fark ettim. Güvenlik açısından. Güzel bir artı ve evet, bunun sayesinde de bak hatta şöyle bir ayrıntı göstereyim ben sana. Şimdi buradaki kapağı normal olarak açabiliyorsun ya. Bu kapalıyken hiç uğraşmadan direkt şuradaki kapağı da kaldırarak USB portuna ve HDMI portuna hızlı bir şekilde ulaşabiliyorsun. Ama bu açıkken su geçiriyor tabii cihazı. Geçiriyor tabii ki. Evet. O portlardan böyle suyu aldı mı ondan sonra geçmiş olsun. Mikrofon girişimiz var bu arada. Ben sana ondan bahsetmedim. Hemen alt tarafında. Şurada bir giriş gördüm. Evet, mikrofon girişimizin olması var. İyi. Tripod mount'un olması güzel. Ekstra bir aparat kullanmadan direkt tripod'a bağlayabilirsin mesela bu cihazı. Yalnız şu hoşuma gitti ya. Aynı zamanda selfie çubuğuna bile koyup... Tabii, selfie çubuğuna bağlayıp hani alttan mikrofonu bağlayıp... Ya 170 olmasa bile mesela vlog çeken bir insan direkt bunu alıp mikrofon bağlayıp o cihazı, bu cihazı bir tane. Selfie çubuğuyla beraber vlog'unu çok rahat çekebilir. Çok rahat çekebilir. Hani zaten şeyden, kadrajdan çıkma derdin yok. 170 derece gibi kocaman bir alanın var hani. Kocaman oradan bir alanın da çıkıyorsan var abi, sen vlog falan çekme. Gördüğüm kadarıyla tabii ki stereo kayıt alıyor artık. Cihazların birçoğu. Sağ ve sol kanal, ön tarafta mikrofon. Burada case'in de o konuda önemli bir avantajı var. Case'in önünde de bak mesela 10 metreye kadar bir su geçirmezlik geçirmeyen bir mikrofon yuvaları var. Mesela mikrofon direkt bunu var da şey yaparak, kullanarak 10 metre suyun altında hani konuşabiliyorsan suyun altında ne kadar aynen anlaşılır orası bilinmez ama videonu da çekebilirsin. Yalnız şeyi fark ettim. Kolay kolay çizilebilen ve leke tutabilen bir yapıda değil. Dış malzemesini çok iyi bir şekilde kullanmışlar. Tabii zaten aksiyon kameralarının aslında en önemli olaylarından bir tanesi de o çünkü... Bir dakika, yalnız şurada bir giriş gördüm. Mikrofon girişi bu olabilir mi? Bu stereoda ses için çıkışı olabilir mi? Yok, bu bunlar stereo ses girişleri. Burası bildiğin şey abi. Bip sesini veren, o hani ha, bip sesini veren, bip sesini veren çıkış kanalı. Küçük tamam, bir teaser var orada yani. Teaser var. Bir de şeyi fark ettim ben. Hani videoya başlamadan önce birazcık konuşmuştuk. NFC ve GPS desteği özelliğinden bahsetmiştim. Hero 4'te yok bu özellik. GoPro'nun cihazlarında yok bu özellik. Bunda şöyle bir güzel bir yanı da var mesela bu NFC ve GPS'in. Kendi uygulamasını kullandığın zaman mesela videoyu bir rotada gittin atıyorum. Dağda bisiklet sürüyorsun ormanda falan. Hani arazi koşullarında bisiklet sürmeyi seviyorsun. Bununla da kayıt yapıyorsun. Sana videoda alt tarafta böyle bir tane küçük harita çıkartıyor. Gittiğin başlangıç noktasından bitiş noktasına kadar hadi böyle rota çiziyor. Gittiğin rotayı çiziyor. Rotayı nerede çiziyor sana? Onu en son videoda programla yapıyorsun. Hani en son videoda programla aktif hale getiriyorsun. Anladım. O özelliği, GPS özelliği açıkken çekim yaparsan. Ama yani onu da yapmak bence güzel olur. Çünkü hızını
performansını görmüş olursun yani. Performansını görüyorsun ve hızını ve dediğim gibi rotanı sana çiziyor cihaz. Sen hiçbir şey yapmıyorsun. Ekstra bir rota çizmek için bir uygulama falan kullanmıyorsun. Peki şeyi fark ettim. NFC özelliği var. GPS var. Ama Android, iOS ve Windows Phone konusunda zayıf. Yani Hero 4'te hani akıcı bir şekilde kullanabiliyorken, erişebiliyorken her şeyi. Bunda senin de dediğin gibi ek bir aparata ihtiyaç duyuyoruz. Kesinlikle ya. Şu aparat olmadığı zaman ben kendi cihazlarımda kullanmaya çalıştım. Ben de mesela S6 kullanıyorum. Bu telefonda görüntüyü aktaramıyorsunuz anlık olarak. Şey yaptıktan sonra uygulamalarda falan görüntüyü alabiliyorsunuz telefonu ama... Bu cihaz aktarma görevi mi görüyor bu ek aparat? Bu direkt şuna yarıyor. Abi bunu alıyorsun. Hani şuradan. Gördüğüm kadarıyla bileğine takabiliyorsun. Bileğine takıyorsun. Su geçirmiyor da bu. Hani şöyle bak kaydırayım. Takıyorsun bileğine. Su da geçirmediği için. Buradan kamerayı kontrol ederek aynı zamanda şu üzerindeki ekran vasıtasıyla da şey yapabiliyorsun. Kameranın o andaki çektiği alanı görüp. Alanı görüp. Kontrol edip. Geçişler yapabiliyorsun. Menüleri var zaten kontrol edebiliyorsun. Peki şey ekranda net mi? Ciddi anlamda neyi çektiğini görebiliyor musun bu tabii aparatta? Tabii şey netliği var ama öyle tabii bir İyi bir şekilde büyük anlayabiliyor musun? Yani tabii onu anlıyorsun ama hani dediğin gibi şey performansı beklememek lazım. Bir monitör performansı beklememek lazım. Tabii çünkü sonuçta aktarıyor kablosu. Yaklaşık olarak 2.3 inç falan bir boyutu var. Çok ufak bir ekranı var zaten bu cihazın. Hani sadece sana en büyük avantajı şu, çektiğin yeri görüp kaydı başlatıp kaydı durdurmana yarıyor aslında. Bu da aynı zamanda su geçirmiyor zaten. Alt tarafı şuradaki kilidi var. Kilidini açıyorsun. Su geçirmeden bununla da direkt suyun altında bunu da kullanabiliyorsun. Peki bir şey soracağım Tolga. Gördüğüm kadarıyla 24p çekim modu var, sinema çekim modu var. Onun dışında 4K ile 30 kare saniye oranlarında çekim yapabiliyorsun ama ne kadar çekim yapabiliyorsun? Yani ne kadar dayanabiliyor? Şöyle söyleyeyim mesela. Bataryası. Bu ufacık olan bataryası aslında 4K çekimlerde Wi-Fi'ye çıkan 50 dakika ortalama civarında. Wi-Fi kapattığın zaman da hani Wi-Fi sonuçta yüksek bir güç tüketen bir bağlantı olduğu için 1 saate kadar çıkabilir. 1 saate kadar çıkabilir. Tabii bunlarda en önemli etken aslında senin kullandığın kart. Bu FAT32 formatına şey yapıyor. Sen 0-1 kart bile taksan FAT32 formatında biçimlendiriyor kartı. Ondan sonra kayıt yapmaya başlıyor. Çünkü kendi formatındaki o kartı başka bir cihaza taktığın zaman da mesela tekrar biçimlendirmeni istiyor. Biçimlendirmeni kendi formatını çevirmesi biraz kötü bir şey. Bir dezavantaj çünkü başka bir cihazdan alıp hani içindeki verilerinin olduğu bir kartı takmaya çalıştığın zaman içindeki verileri ya sileceksin yanlış, ya da başka bir yere şeyler yapabilirsin. Şey o konuda dikkat etmek lazım dediğim gibi. Onu çok dikkat etmek gerekiyor. Ben bu arada kurcalıyorum. Sen kurcalamaya devam et. Ben bip sesi şu şekilde arkadaşlar. 1080'deki performansından da mesela biraz bahsedeyim. 1080p'de de ortalama 2 saate yakın 110 dakika, 120 dakika bir kayıt süresi veriyorsun. Tabii yine dediğim gibi karta bağlı olarak bu süreler değişebilir. Ama ortalaması 2 saat diyebiliriz yani. Aslında çok iyiymiş ya 2 saat. Yeterli bile. Ya yani. 4K video şu anda biraz ekstrem boyutlarda kalıyor bizim. Aynen. Yani şu andaki teknolojimize baktığımız zaman özellikle bizim ülkede çünkü internet hızımız olsun, kotalarımız olsun, halen daha adil kullanım kotasıyla yani onu geçtim. Millet olduğumuz için. İnternet hızlı olsa bile 4K'yı işleyecek iyi bir makineye sahip olman gerekiyor. 4K'yı işleyecek monitöre gerek var. Monitöre gerek var. En aşağı 8 GB RAM'in olacak. Kesinlikle. RAM hızın olucu yüksek olacak. Donanım çok güçlü olması yani, lazım bir kere işleyecek. İşlemcinin bayağı iyi olması lazım. i7'nin son serilerinden ya bir direkt şey yapacaksın. Sıfır hatayla direkt alıp videoyu direkt YouTube'a upload edeceksin. O da olacak ama o da kaç o da yani şeydir yani 2 GB, 3 GB olacak yani daha da fazla yani çektiğin ya boyunca... 60 dakikalık bir 4K video ben sana söyleyeyim yaklaşık bir 8-10 rahat olur. Ya onu bir de makineye atıp işleyeyim dediğin zaman bayağı bir sıkıntı olur. O yüzden kesinlikle. CUDA destekli Nvidia kartları da yönelebilirsiniz. Yüksek da performanslı. Altını... 1080 serisine direkt ya da geçiş yapabilirsiniz. Aynen geçiş yapabilirsiniz. Onun dışında benim fark ettiğim şey RAW Pro 4'te 1080p'de 120 kare saniye oranında çekim yapabiliyorsun.
Bunda o özellik biraz gariban tutulmuş. 720'de çekebiliyorsun. 720'de 720 pikselde yani HD bir çözünürlükte 120 FPS veya 100 FPS çekebiliyorsun. Çekebiliyorsun. O ufak bir dezavantaj olduğunu söyleyebilirim bu cihaz içinde. Ama bana sorarsan 4K performansı olsun, gerek geniş açısı olsun çok da bir şey yapmıyor. O şeyini, eksikliğini göz ardı etmemizi sağlıyor bence. Yani benim düşüncem o yönde. Özür dilerim, tamam. İyi makine, bezmeyeli. Şimdi geldik pozitifinin faydalarına. Şunu da söylemek istiyorum. GoPro Hero 4'ten girdim ama zaten şu an piyasada en çok karşılaştım. Ben GoPro'cu çıktım başıma. Yok, GoPro'cu çıkmadım ya, ondan değil. Hatta GoPro'nun ilk zamanlarında Hero 1'lerde falan bayağı bir vasat olduğunu, insanların gereksiz böyle iyi bir şekilde editlenmiş videolara kapıldıklarını bile düşündüm yani. Kesinlikle. Aslında ilk zamanları öyleydi zaten. Bana da sorarsan. Bence Sony'nin sensör gücünü bildiğim için düşük ışıkta daha performanslı olacağını düşünüyorum. Zaten sen örnek videoları gösterdin. Örnek videolara da baktık. Aralarda örnek videoları da göreceğiz. Onun dışında şeyi söylemek istiyorum. Hero 4 12 megapiksel. Bu 8.8 megapiksel çözünürlüğe sahip. Her zaman da megapiksel tabii, bir şey anlam ifade etmiyor. Ama Sony'de gördüğüm kadarıyla daha özel bir lens var. Tabii. 170 derece zaten çekim yapabilmesi en başında. Diyafram değerine baktığımda da bayağı iyiydi. 2.8. 2.8 aynen doğru. 2.8 diyafram açıklığına sahip. 2.8 de aslında bu ufacık cihaz için yeterli seviyede olduğunu söyleyebilirim. Yeterli seviyede olduğunu söyleyebilirim. Onun dışında şunu söylemek istiyorum. ISO ayarının olmadığını söyledin. ISO ayarı yok ama aslında ISO ayarını da bana sorarsan sensörden şey yapıyor, kurtarıyor. Geniş açısıydı o. Timelapse'i ne yapacağız? Abi timelapse çekebiliyor makine. Timelapse çekebiliyorsun ama timelapse'de tabii ISO ayarı olmadığı için bazı şeyler yaşayabilirsin. Farklı sıkıntılar yaşayabilirsin. Genel olarak gündüz çekeceksin. Senin video örneklerine baktığımda ciddi anlamda keskinlikler, renk değerleri hoşuma gitti benim. Evet, onun dışında söyleyebileceğim şey fiyatının biraz yüksek oldu. Fiyatının birazcık yüksek oldu. Ama ek mikrofon çıkışında olması, aynı zamanda selfie çubuğuna bile bağlanabilmesi çok hoşuma gitti. Ek bataryayı değiştirebilme, şu arka kısımdaki diğer tarafında işte micro USB ile HDMI girişinin de olması, ayrı ayrı çıkabilmesi hoşuma gitti. Tasarım zaten güzel, bana ağır gelmedi ama birçok insana ağır gelecektir. Çünkü ben seviyorum. Ağır abi, kulaklıkları taşıyan bir insan olduğu için sana 450 normal. 450 gramlık kulaklıkla geziyorum bazen. Yarım kilo yani. Yarım kiloluk kulaklıkla. O açıdan bir sıkıntı yok. Açıkçası hani hem biz bana hem de takip eden arkadaşlara bu kamerayı tanıttığın için, bu aksiyon kamerasını tanıttığın için çok teşekkür ediyorum. Onun dışında eklemek istediğim var mı? Son bir şey var. 1500 TL'ye alınabilecek şu anda 4K'lık tek makine olduğunu söyleyebilirim. Çünkü Hero 4 biraz daha uygun fiyatlara 4K çekim yapabiliyor Hero 4'te. Biraz daha uygun fiyatlara sahip olabiliyorsunuz. Ama Hero 4'te şöyle bir avantajım var. Direkt mikrofon bağlayamıyorsun. Direkt mikrofon bağlayamıyorsun. Ayrıca bir şey söyleyeyim. Tek bir aparat alman lazım. Yani sensör gücü bakımından Sony affetmez diye GoPro'dan düşünüyorum. GoPro'dan biraz daha tabii öne çıkıyor bu modelin yani, özellikle. Özellikle düşük ışıktaki performansına baktığımda benim hoşuma gitti açıkçası. Ya düşük ışık performansı güzel. Tasarım olarak mesela Hero 4 serileri artık hani şey yaptığımız çok klasik olan modeller. Aynen klasik. Hero 4 serisi GoPro biraz daha geliştirdi kendini ama Sony direkt bu tasarımıyla hani bu kutu kare, dikdörtgen mi diyeyim artık, nasıl bir form varsa onu biraz daha önüne geçerek bir avantaj sağladı kendisinde ve bunu da gayet güzel devam ediyor. Zaten ileride hani yeni modellerle çıkış yapsın da bunu daha da düşürür diye düşünüyorum yani. Daha düşük modellerinde zaten boyutlar daha ufak ama bu biraz daha hani üst seviye bir, daha doğrusu amiral gemisi model olarak adlandırabiliriz bunu çok rahat bir şekilde. Amiral gemisi olduğu için bu daha büyük bir gövdeye sahip ama eminim Sony ilerleyen yıllarda bunun boyutunu daha da ufaltıp şu kadar bir boyuta bile getirebilir. Getiriyor. Neden getirmesin? Onu zamanla göreceğiz.
Yani sensörü oturtturmaya başladılar zaten ciddi anlamda. Aynen öyle. Gerisi gelir diye düşünüyorum. Aksiyon kamera kanadında da açıkçası Sony'nin iyi işler çıkartmayı düşündüğünü, hedeflediğini söyleyebiliriz. Bu arada şunu fark ettim, videonun başından beri aslında söyleyecek olup da söylemediğimiz bir ayrıntı varmış. Ne biliyor musun? Nedir? Housing'de de var mesela, şu kılıfında da var. Abi üstteki şu kısım var ya, bunu kapattığın zaman kazayla kayıt tuşuna basmıyorsun. Bu önemli bir özellik. Yani atlamışız. Aynen, hold yani. Özelliği yanlışlıkla. Kilit özelliği sayesinde kaydını kazayla durdurmanı engelliyor. Veya kaydı kazayla başlamanı engelliyor. Güzel. Yalnız sen kapatayım derken açmışsın, onun da altını çizmek istedim. Yok, açıktı zaten şey yaptık. Bu kadar benim söyleyebileceğim Sony hakkında yorumları. Senin eklemek istediğin bir şey var mı? Ya mümkün olduğunca hani hiç aksiyon kamerası kullanmamış bir birey olarak düşünebilirsiniz beni. Hem yılın hem de herkesin anlayabileceği nitelikte bahsetmek istedik. Kalkıp burada işte... Hiç bilgisi olmayan bir insanın hani bir cihaz hakkında bilgi edinip onu alıp almamasına karar vereceği şekilde aslında aynen. Anlatmaya çalıştık dilimizin döndüğünce. Kalkıp burada işte... Droidlerle, ya, GoPro'larla neler yaptığımı anlatmak istemiyorum. Sensör boyutundaki o mikronlardan falan girmeye gerek yoktur. Aynen, çünkü gerek yoktur. Hani asıl işlevi bunu, hani kullanım kolaylığı, performansı ve size sunduğu deneyim. Deneyim, aynen, kesinlikle. Biz de bunlardan hani bahsettik. Umarım videoyu beğenmişsinizdir diyorum. Paylaşmayı unutmayın. Paylaşmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşünceye kadar. Hoşçakalın. Görüşürüz.